Merhaba arkadaşlar, Gamze Kalan ben. İşletme 2. sınıf dersi olan dönem sonu işlemleriyle tekrar birlikteyiz. Dönem sonu işlemleri, muhasebe nedir, muhasebe süreci nedir, nasıl işliyor, dönem sonunda ne gibi işlemler yapıyoruz, bunların hepsini bu ünitelerin içinde tek tek göreceğiz. İlk olarak teorik olarak başlayacağız ve dönem sonu işlemleri neleri kapsıyor, bunlara bakacağız. Bunlara bakarken de daha sorulara geçmeden önce dönem sonu ve muhasebe süreci demiş olduğumuz sürecin nasıl bir süreç olduğuna bakalım. Muhasebe süreci aslında baktığımız zaman 1 Ocak'ta yapılan işlemler, yani dönem başında yapılan işlemler var. Dönem başında yapılan işlemlere baktığımız zaman burada işletmeleri kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi işe yeni başlayan işletmeler ya da eskiden beri faaliyetine devam eden işletmeler. Eğer biz işletmemizi yeni açtıysak, işletmemizin ilk dönemi ise, işe başladığımız zaman arkadaşlar yapmamız gereken ilk işlem envanter çıkartmak ve envanter defterine kayıt yapmak. Çünkü işe başladığımız zaman şöyle bir şey var. İşe başladığımız zaman neyimiz var, ne kadar paramız var, ne kadar sermayemiz var, ne kadar stoğumuz var. Bunların hepsini ortaya koymamız lazım. Envanter zaten saymak, ölçmek, değerlendirmek anlamına geliyor. Ne var ne yok ortaya koyuyoruz ve işletmemizi ilk yola çıkartmış oluyoruz. Ama biz eskiden beri yolumuza devam ediyorsak, geçen sene de vardık. 1 Ocak itibariyle bizim yapmamız gereken ilk işlem geçen senenin dönem sonu bilançosuna dayanarak açılış kaydı yapmak. Eğer ben iş yeni başlayan işletmeysem açılış kaydımı envanter kayıtlarına dayandırarak yapacağım. Hayır, ben 1 Ocak'ta eskiden beri devam ediyorsam, geçen sene de varsam, geçen sene dönem sonu bilançosuna dayandıracağım ve açılış kaydını yapacağım. Açılış kaydı arkadaşlar her zaman yevmiye defterine yapılır. Açılış kaydının arkasında, açılış kaydı, açılış bilançosu deriz biz bunlara. Açılış kaydının arkasından arkadaşlar günlük işlemler karşımıza geliyor. Günlük işlemleri belgelendirmek lazım. Şurada açılış kaydı ve açılış bilançosu diyelim. Yanlış olmasın. Günlük işlemler belgelendirdikten sonra arkadaşlar bütün işlemler muhasebede ilk olarak yevmiye defterine, diğer ismiyle günlük defter. Yevmiye defterine işlediğimiz bütün işlemler bunun arkasından büyük deftere kayıt yapılır. Her zaman önce yevmiye, sonra büyük deftere kayıt yapılır. Yevmiye defterine maddeler halinde kayıt yaparız. Zaten hatırlarsanız muhasebenin işlemlerinden bir tanesi kaydetmekti. Kaydetmek yazmak demekti. Nereye yazıyoruz? Günlük deftere, yevmiye defterine yazıyoruz. Bunun arkasından sınıflandırmamız lazım. Kimden ne alacağımız var, kime ne borcumuz var, kasamızda ne para var gibi. Bunları da sınıf sınıf büyük deftere geçiyoruz. Demek ki yevmiye'den büyük deftere kayıtlar yapacağız. Bir sene boyunca bunları yaparken elbette ki biz hatalar yapacağız. İşte bu hataları düzeltmek için ara ara alacağımız mizanlara ara mizan, aylık mizan ya da geçici mizan ismini veriyoruz. Bunlar bir işletmenin dönemi boyunca yapacağı şeyler. Dönem boyunca bunları yaptıktan sonra arkadaşlar dönem sonu geliyor. Dönem sonu bizim bu dönem göreceğimiz işlemler. Dönem sonu işlemlerine baktığımız zaman ilk olarak yapmamız gereken şey genel geçici mizanı hazırlamak.
Neyimiz var neyimiz yoksa genel geçici mizanın içinde yer alır. Genel her şeyi kapsaması geçici de ben bunları düzelteceğim anlamındadır. Çünkü muhasebede bir kayıt yaptıktan sonra da bir işlem yaptıktan sonra bunu kopartmak, silmek, üstünü karalamak kabul edilmez. O yüzden değiştireceğinizi en fazla da söylüyorsunuz. Genel geçici mizan hazırlandıktan sonra arkadaşlar ikinci aşamada envanter işlemler yani dönem sonu envanter işlemleri var. Dönem sonu envanter işlemlerinde kendi içinde